Merhaba. İlk kez yüz yüze şu an tanışıyoruz şu anda. Evet ve şeye de çok şaşırdım. Hiç konu yani inanmazlar şimdi izleyenler, dinleyenler ama hiç konuşmadık değil mi üzerine? Evet. Ne yapacağız yayında? Sanki o şey gibi geldi bana. Hani aramızda konuşmadan bir anlaşma gibi oldu o. Evet. Benden de öyle bir talep gelmedi. Senden de gelmedi. Herhalde sen diyorum mazur gör. Sen de ne olur. Tabii ki, tabii Sen. ki. Heh. Hiç tanışmadık ve ilk kez burada şu an tanışıyoruz. Sadece her şey senin kitapla ilgili bir paylaşımınla başladı. Sonra Doğan Kitap'tan beni aradılar. Böyle bir yayın yapmak istiyoruz. Sevinç Hanım kabul ederse siz ne dersiniz diye. Vallahi dedim isterim, çok isterim. Öyle şimdi buradayız yani. İlk kez birbirimizi gördüğümüz bir şekilde. Şöyle bende de Doğan Kitap bana böyle yeni çıkanlar sürprizleri yapıyor, biliyorlar okuduğumu. Ben de bir bakayım mı sayfanıza, seçeyim mi dedim. Tabii tabii dediler. Ben de bu romanı seçtim. Bilmiyorum izleyenlerin bu aralar okumayla arası nasıl. Özellikle pandemide benim böyle okumama bir şey oldu. Okurum çünkü güzel okurum yani kendimce. Böyle çok onda böyle bir yeknesak bir şey vardı. Fakat bunu aldım ve yani böyle içtim içtim okumadım romanı. Neler yazdım, ne notlar aldım şu halde yani kitap. Üzerim. Tez mi yapacağım? Ne yapacağım artık? Bir de şey, o ders verdiğim okullarda müfredatıma çok uygun bazı romanlar oluyor, yerli ve yabancı. Ay, böyle ne kısa film anları seçtim, parçalar seçtim çocuklara falan ve onu paylaştım. Onun üzerine de böyle bir okur yazar buluşması mı dediler. Ha, dedim ki çok heyecan verici olur benim için. Ama işin en heyecan verici tarafı gerçekten hiç konuşmadan başlamamız. Ben Evet. alıştım. Çok heyecanlanıyorum. Bana şey gibi oldu böyle yayından önce hani 2-3 dakika önce hani sınavdan hemen önce böyle hiçbir şey bilmiyorsun gibi hissedersin ya. Başkası yazmış gibi geldi bir an. Ama, bence işin büyüsü orada oldu birazcık. İlk kez burada merhaba dememiz çok sıcak oldu bence de. Ama en sevdiğim şey böyle hakikaten notlar alarak okuyan okuru görmek. Çok merak ediyorum tabii ne. Ya ben genelde evet aşağı yukarı bütün okuduğum kitaplarda işte notlardan ziyade çeşitli sesler çıkarıyorum kitapları okurken ve bu benim için çok fazla ses çıkardığım bir kitap oldu. Genelde böyle ah uf falan diye nidalar koydum. Çok yerine çok çizdim, çok kirlettim. Hatta eşim bana böyle bir tane Kindle aldı seyahatlerde hayatım kolaylaşsın diye. Valla ben onu kızıma hediye ettim. Çünkü hiç bana göre değil. Yani biliyorsunuz onun da kalemi var diyorlar ama yazmak ve yani özellikle de tanımadığın bir yazarsa bence bu kitabı bu cümle için yazmış demek veya işte bir dünyadaki bir kitabın bir bölümü olsaydı işte bu bölüm benim bölümüm falan dediğimiz şeyleri notlamak ve birkaç zaman sonra da geri dönüp kendinizi o kitaplarda bulmak gerçekten çok heyecan verici oluyor. Amsterdam benim için tam böyle. Çok yazdım. Yani herhangi bir tane sayfamı göstereyim. Yani şunlarla dolu. Sevindim valla. Çok sevindim. Yaşıyor musunuz? Yaşıyor musun böyle şeyler? Yani imza falan kirlenmiş, yani kirlenmişten kastım o herhalde. Öyle şimdi hani insanlar Instagram'a sayfaların resmini falan koyuyorlar ve böylesini gördüğüm zaman tabii çok mutlu oluyorum. Yani bir Ben yer. çok özür dilerim. Kitap yazmanın ben oynuyorum her gece yani oynadığım gecelerde ve onun hemen bir geri dönüşü oluyor. Yani iyi veya kötü işte. Yani seyirci hemen oyuncuyla oyun çıkışında buluşuyor. Kitap çok başka bir şey yani. Bunu şimdi yeni yazdın ama belki 5 sene sonra yani şu an gelen yorumlar, eleştiriler tam çok güncel, yakın, yazma ediminle de yakın. Ama böyle bir 5 sene, 10 sene, 20, 50 sene sonra Başar ya bu ne ya bu sayfa beni benden aldı falan deyince böyle insan herhalde şey yapıyor değil mi? Bilmiyorum yazarlar ne hissediyor bu konuda. Aa öyle bir kitap yazmıştım deyip böyle tekrar hatırlıyorsun herhalde yazdıklarını. Unutuyor musun bilmiyorum yani. Ya unutmuyorum ama tekrar hatırlıyorum. Yani unutmadan hatırlıyorum. Böyle buna benzer şeyler duyduğumda ya hakikaten öyle bir yeri var dediğim oluyor benim de. Veya o yerin okurda canlandığı haliyle benim mı söylediğimi bazen düşünüyorum. Ya öyle mi demiştim gerçekten? Öyle mi demişim falan diye. Ya da Başka öyle hissetmesini istemişim aslında. Çünkü şey evet. yani sanki bir bebeği yayına veriyorsun ve bırakıyorsun. Onu okurlar büyütüyor gibi ve herkes kendi anneliği babalığıyla büyütüyor. Yani ebeveynlik çok hani böyle kişiye özel bir şey. Okurluk da bence öyle. Bir kitabım çok çok yani
bir sürü örneğinde şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani aslında öyle demek istemesen, öyle hissettirmek istemesen bile biz de kendi anılarımızın içinde yolculuk yaptığımız için bir kitabı okurken inanılmaz bir cümle diyoruz. Belki senin için sadece bir durumu ya da bir bölümü bir başka bölüme bağlamanın cümlesi ama bir başka düzlemde bir okura o çok heyecan verici geliyor. Yani muhtemelen bu yayını tabii ki bu dünya hızında hani bir saat civarında tutacağız ama hani ben bu kitabı bir gün gerçekten seninle oturup konuşmak isterim. Ben bunun bir film olduğunu düşünüyorum. Çok iyi gerçekten. Bir film düşünüyorum, evet. Bu çok önemli benim için. Ya senin yani okurun ses verdiği yer, yani eğer senin yazarın murad ettiği yerse buraya inşallah bunu görürler dediğin bazı yerler oluyor tabii ister istemez. Yani hiçbir bir tarafını ben elimden geldiğince Amsterdam'ı boş bırakmamaya gayret ettim yani yazarken. Öyle bir şey elimden çıkmadı. Yani bazı yerlerin daha yumuşak geçtiği bölümler pek yok Amsterdam'da. Yani Amsterdam hakikaten çok damıtılmış bir metin olsun diye uğraştım ben. O ne kadar becerebildim bilmiyorum. Ama bazı yerler özellikle böyle çok ses gelsin, çok böyle oralara değsinler istediğim yerler var. Oradan gelince yani beklediğim yerden ses gelince tabii mutlu oluyorum. Ay çok merak ediyorum. Acaba beklediğin yerlerden ses var mı benim? Evet, o yüzden çok heyecanla bekliyorum ne soracağını yani. Ben Amsterdam'ın, ben de bilmiyorum. Sadece notlar aldım ve müsaade edersen biraz da okumak istiyorum o sevdiğim yerleri. Tabii ki olarak değil çünkü aslında seni yani okurun seni dinlemesini istiyorum. Umarım okuyanlar da vardır ki ben olsam olurum yani okumuş halimle. Ben bu romanın özellikle sabah saatlerinde okudum. Çok enteresan. Benim okurluk hissim de çok enteresan. Çünkü ben gece yatmadan önce çok uzun okumalar yapabilen biriyim. Ama bu kitap beni bir şekilde hep böyle sabahın çok erken saatlerinde çağırdı kendine. Yani ben o saatlerde çok yokum. Ben biraz gece kuşuyum. Ve gece daha iyi çalışıyor kafam diye düşünüyorum. Mesleki bir şey olabilir bu. Hani böyle 8.30'da açılıyor bizim şalterlerimiz. Kuvvetle muhtemelen 35 senelik ezberim bu. Ama çok enteresan bir şekilde kaçta yatarsam yatayım. Yani çok kısa sürede bitirdim zaten. Çok sessiz sabah saatleri istedi benden. Kitaplar hem kendi zamanlarını belirliyor. Belki bunu bir okur alıyor ve aldıktan 3 sene sonra da okuyabiliyor. Böyle bir şey ya kitap almak. Tabii, Öyle tabii ki. Ablamın bildiği ama benim şimdi adını canlı yayın heyecandan hatırlayamayacağım bir isim var. Çok kitap almak bu. Yani okuyabileceğinden çok fazla kitap almak. Bununla ilgili Bir kavram. kelime mi var? Evet, bir kelime var. Ben öyle biriyim. Özellikle de dediğim gibi pandemi beni bayağı bir yokuşa sürdü. Onun için böyle bir kitapla birdenbire hemhal olabilmek ve çünkü şunu da hissettiriyor iyi kitaplar. Bencilliğin bir ismi var burada. Okuyabiliyorum yeniden. Yani böyle bir kılavuz buldum kendime dedirtiyor. Ben çok şey bir öğrenciydim okulda da böyle inek. Bayağı hazırlandığımı düşünüyorum fakat niyeyse sondan açtım kitabı. Yani kendi notladığım yerlerin bu post-itli yerler. Sondan açtım. Onun için böyle öyle bir yerden başlatmak istiyorum. Olur mu? Olur tabii ki. Sen başlamadan çok kısa bir şey söyleyeceğim. İlginç geldi bana çünkü kitap benim de yazı ritmim. Özellikle romanda bu net oldu. Genelde de hep böyledir. Sabah erken saatlerde yazıldı kitap. Bak. Yani hiç ben gece güneş enerjisiyle çalışırım. Yani hiç gece çalışabilen biri değilim çok fazla ama hani senaryo falan olduğu zaman tabii ki o beklemiyor yani. Onun bitmiyorsa çalışmak gerekiyor. Ama roman benim kendi tayin ettiğim ve kendi belirlediğim bir takvimde yazıldığı için ben romanı sadece sabah saatlerinde yazdım. Yani özellikle hakikaten böyle sabah 6 ile 9 arası hep roman ilerledi. En şey tarafları orada oldu. O yüzden çok ilginç yani bazı kitapların saati var demen. Bak, Yani bu söylediğin ama bir... Tusun doku sendromuymuş yazıyor okurlar yani şey izleyenler şu anda. Tusun hastalığıymış hatta. Çok DM'ye bakamam çünkü şu anda Başar Bey'le söyleşten sohbetteyiz. Sonra bakarım tabii ki. Tusun doku hastalığıymış. Bak çok enteresan tam söyledi yani 6-9 değil 7-10 okumaları evet. Yaptı. Çünkü evde 7'de hayat başlıyor ve aslında ben böyle kalkıp çok hızlı bir şeyler yapıp ondan sonra hemen yatan da biriyim. Çünkü gece çok geç yatıyorum dediğim gibi. Ama bir gece okumaya başladım. Ondan sonra bir daha kitabını hiçbir zaman gece okumadım. Sabah 7 ile 10 arası o sessizliğin, o görevsizliğin, o sorumsuzluğun içinde hiç kimsenin benden bir şey beklemediği o saatlerde okuyarak bitirdim. Şimdi şöyle bir şey yaptım mı bilmiyorum bu kitapta. Benim ben sevdiğim yazarlardan çok fazla yazarlar ve
yönetmenler ve tanımadığım çok fazla farklı disiplinlerden insanlarla tanışıyorsun. Ben sevdiğim yazarlar sayesinde böyle hemen onların üstünü çiziyorum. Buna bakman, eğer hiç de adını duymamışsam, ki bu çok başıma geliyor. Buna bakmalısın, bu senfoniyi dinlemelisin, bu yazarın kitaplarına bakmalısın diye. Fakat çok enteresan bir şekilde Amsterdam'da saklamana rağmen, çünkü yazar isimleri yok kitabın içinde, ben bir sürü yazarımla karşılaştım. Var değil mi kitabın içinde? Tabii ki. Bunları böyle tırnak içine aldığın cümleleri yok. Yani onlardan bir çağrışımla getirdiğin cümleler var. Evet. Bu da şunu bilmeni isterim ki, bir yazar olarak söyleniyor mu bilmiyorum yazarlara. Bu okura çok fazla umut veriyor. Şöyle, bu yazarı tanısam, bu insanı çok severim dedirten bir şey oluyor kitap ve okur arasında. Her zaman tutmayabilir. Tıpkı senin bize duyduğu o hayranlık ya da keşke tanısam ne tatlı biri deyip hiç öyle çıkmaması gibi, bu da var. Hatta yani genel geçer anlayışta yazarlarla tanışmayın da diyorlar. Bunu çok duymuşsundur. Amsterdam'da benim çok yazarım vardı. Ve böyle onların yanına ah Başar, o sırada seni tanıyor olmama hiç gerek yok. Sen benim ilkokul arkadaşımsın kitabı okurken. Çok güzel selamlarım vardı. Onun için ilkiyle başlamak istiyorum. Şu yeni cesur dünya içe yolculuk hikayesiyle başlamak istiyorum. Benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi, yeni cesur dünya bu değil tabii. Janet Winterson, çok iyi bilirsin. O diyor ki anılar hatırlandığında aynı anıya sahip. Diyelim Başar ve Sevinç'in bir anısı var. İkisi aynı şekilde hatırlamazlar bir anıyı diyor. Aynı günün içindelerdir, yaşamışlardır ama bugüne geldiğinde aynı anlatmazlar. Hatta dinleyen insan, ya Başar öyle mi gerçekten yoksa Sevinç'in dediği gibi mi anı der diyor. Şimdi burada senin bu yazar selamlarının çokluğu ve beni oradan da romanın tamamen ele geçirmesinin dışında şöyle çok ilginç bir şey yapıyor Amsterdam bence okura. Bu Winterson da biliyorsa okur, ne aile bilmiyorsa da öğrensin de araştırsın, baksın, istiyorsa baksın, istiyorsa bakmasın. Sen Amsterdam'da ana karakteri anılara geri döndürerek anıların talihini değiştirtip ve onun bugünlerini iyileştirmeye çalışmışsın. Doğru anlıyorum değil mi kitabı? Evet. Böyle birkaç yerde kapıyı kilitletecek, çocuğa duyurmayacak şimdi bu anıyı falan gibi. Allah'tan hepsi yanlış çıktı. Onu da çok seviyorum bir okur olarak. Yani yazarın hep bir adım önden gitmesin. Onun için şuradan başlamak istiyorum. Bakayım yazmışım. 270-274. İnanılmaz ineğim biliyorum. Şimdi. Şu çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan, en son demişsin ki kitapta, en son ne zaman konuyu kendine getirmeden biriyle dertleştin? Bir yalnızlığa övgü bölümü vardı kitapta. Bu dikkat çekmeye çalışma hastalığı. Ben bunun bizim yüzyılımızın çok ciddi ve insanların farkında olmadığı bir hastalığı olduğunu düşünüyorum. Ve inanılmaz sevdiğim bir bölümü okurla paylaşmak istiyorum müsaade edersen. Şöyle demişsin, bak hatırla sen de yazdıklarını. Ben sadece altını çizdiğim yerleri okuyacağım ki hepsini okuyabileyim diye seçtiklerimi. Bana söyler misin, en son ne zaman birisiyle konuyu sana getirmeden dertleştin? Düşüncelerini yalnız taşıyacak kadar olgunlaş. Acını, heyecanını, bulduklarını, bulduğunu zannettiklerini kendine sakla. Sabrı, demlenmeyi öğren. Cazgır düdüklü tencere gibi piştim diye ortalığı birbirine katacağına, edebinle yanmayı, sonra soğumayı öğren. Sen önce bir yalnız yatmayı öğren. Konuşalım mı? Nedir bu Amsterdam'daki yalnızlığa övgü hikayesi? Böyle bir misin? Bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Bunu mu seviyorsun? Yok, hayır, hiç öyle biri değilim. Yani yaptığım işte çok aykırı biçimde yalnız kalmaktan da çok zorlanan, yalnız kalmaktan kaçınan biriyim aslında. Ama belki de birçoğumuz gibi, yani yalnızlığın kendinle karşılaştırıcı halinden kaçma eğilimi gösterip daha çok bir takım uyarıcılarla, işte koşturma, şehir, insanlar vesaire, iletişim gibi tırnak içinde belalarla kendiyle karşılaşmaktan kaçan biriyim herkes gibi. Ama bir şey çıkacaksa da o yalnızlıktan çıkacağını hissederim her zaman. O yalnızlığa dayanmakla, bir geceyi sabaha erdirebilmekle, o yalnızlığın içinden şöyle bir geçip kendini biraz daha daha öncesinden güçlü hissetmekle bir yere varacak gibi gelir bana mesele. Dolayısıyla karakter de orada kendisine onu öğütlüyor. Becerebiliyor, beceremiyor ama hayatı boyunca becerememiş, ama söylemeye çalıştığı şey aslında bir şeyin şahitsiz kalmasına
razı gelebilmekle aslında o şeyin kendisinin amaçlaştırılabileceğini söylüyor. Yani onun ona bir şahit beklentisi, alkış, övgü vesaire, hiç değilse yarenlik beklentisi, bunların hepsi asıl içinde bulunduğu uğraşın dışına insanı çıkaran bir şey. Onlar birer sonuç olabilirler ama amaça dönüşüyor bizim hayatımızda. Kitap yazarken aslında hissettiği bir duygunun üzerinde kalıyor. Yani o sabahlar son derece çileli sabahlar oluyor tabii, oturup bunlarla uğraştığın sabahlar ve istiyorsun ki hemen de biri senin şahidin olsun. O çırpınma anında kendine diyor yani, şurada bir kaynadı düdüklü tencere gibi bir piş, bir demesinler yani, demeseler de olur. Burayı niye seçtim biliyor musun? Çok fazla ses, ya çok fazla söz var. Zaten birazdan geleceğim bir yer benim derslerimle falan da çok kavuşuyor. Kelimelere ihtiyacımız olmadığı ile ilgili çok fazla adresi vardı kitabın. Okura hep şey diyen, beni dikkatli oku. Benimle ilgilen, benim kitabımın içindeki senfoniyi duy. Bir müzik çalıyor çünkü iyi kitaplar. Çok eminim ben buna bir okur olarak. Çocuklara da derste diyorum ki, replikler elbette çok değerli. Bir kitabın içindeki bütün kelimeler, arka arkaya gelip cümle haline gelebilen ve bizim bam tellerimize basan bütün nereler basıyorsa bunlar çok değerli ama esas içerideki bu müziği duymak. Niye çok sevdim orayı biliyor musun? Çok gürültü var yaşadığımız dünyada ve elimizdeki bu, yani şu anki bu oyuncaklar bile bizi ilk defa bu canlı yayında buluşturan şu oyuncaklar bile bize sürekli yaptığımız şeyleri gösterme ve bunun işte onayını alma, beğenilme. Bu ses, yani seslerin içinde bir türlü yalnız kalamama hali ve burası gerçekten benim için çok değerli diyen bir kendine kal. Sürekli itiraf ediyorsun bunu aslında öyle bir adam olamadığında, yani istiyorsun ama O tabii her kez kendi devrinin illetinden muzdarip. Yani bizim devrimizin illeti de bu, hem iletişim, hem yalnız kalamama hali, hem de aslına bakarsan yani romanın bütün, demin senin başladığın yere de bir atıfla devam edeyim. Yani bütün o yazarlara vesairelere el sallamasının, daha doğrusu onlardan yardım istemesinin, meramını anlatmak için o yazarlardan yardım isteme halinin temel sebebi, insanlığın temel bir hakikat arayışının bir parçası olmak, ona bir eklemlenmek, hem Türkçenin edebiyat geleneğine eklemlenmek, hem de o arayışın evrensel olan, o insana dair olan hakikat arayışına eklemlenmek. Peki nereye koyarsın dersen bu metni, varoluşçu bir metindir. Yani insanın bir var olma çabasına ilişkin bir metindir. Fakat gel gör ki var olma çabası hiçbir zaman bu kadar çok görünür olma çabasıyla takas edilmemişti dünyanın hiçbir tarihinde. Şimdi görünür olmanın, var olmanın önüne geçtiği bir yerde önce görünür olma illetinden bir kurtulmak gerekir. El sallama insanlara, bir indir o elini de bir otur işine bak filan deme ihtiyacı hissediyor insan kendisine. Karakter de orada onun çırpınmasını yaşıyor. Çünkü biliyorsun hep esersizliğinin ve asıl gerçekleştiremediği kendinin telaşında. evet, Dolayısıyla telaşında ama buna çırpınırken bütün bu çırpınış boyunca da bu romanı yazıyor aslında. Yani ben evet. ana dönüştüm. Ay acaba böyle trene bindi, uzun tren yolculuklarında mı yazdı falan diye böyle bir üçüncü, beşinci sayfada öyle yazmışım. Sonra kendi kendime çok güldüm tabii. Ama bu söylediğin tuzağa tabii ki düşüyor yani dediğin gibi de sonunda da yazıyor. İşte hicap değil de adı Amsterdam oluyor ama yazıyor yani. Evet, evet, evet. Lütfen. Şimdi o zaman şöyle bir şey düşünerek mi yazdım? Çünkü bu da vardı. Bunu da, bu cümleyi de seçmişim. Dediğim gibi bu böyle buzağının sadece görünen yüzünü konuşabileceğiz bu akşam. Şu cümleyi böyle şeylerle çizmişim. Her şeyin korkusu tek bir şeyin korkusundan mı doğmuş? Bunu ben yukarı yazarak sormuşum bir sayfaya. Acaba böyle mi diye. Çünkü karakter çocuk özellikle çocukluğunda o hiçbir yere gitmeyen gökyüzündeki çocukluğumuzda bir sürü şey yaşıyoruz ve oradan harmanladığımız duygularla da yetişkinliğimiz bir takım eylemler yapıyor. Hatta nefis bir Türk var kitapta, geri döndürüyorsun, oraya geleceğim, gelecek tanrınınsa geçmiş bizimdire geleceğim, orası kitabın benim için böyle ışık yanan yerlerinden biri. Gerçekten bu böyle bir şey olduğuna, buna inanıyor musun? Her şeyin korkusunun tek bir korkudan çıktığına ve oradan eklemlene hayatımızı tamamen kapsadığına inanıyor musun? Böyle bir düşünce var mıydı kafandaki kitabı yazarken? Evet. Yani aslına bakarsan her şeyin tözünün her şeyin aslı evvelinde saklı diye de bir cümlesi var karakterin orada. Her şeyin aslı evvelinde saklı. Evveline, o ilk haline. Yani ilk
sevgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa insanın sevgisizliği, sevgi arayışı, ne bileyim işte ilk hayretinden kaynaklanıyorsa insanın bir dünyanın peşine düşüşü, ilk korkusundan ve ilk büyük korkusundan kaynaklanıyor bence bütün korkuları. Onu ona benzettiği için. Sanki onu bulabilirse ve onu değiştirebilirse artık daha az korkarmış gibi. Ve bütün bu korkular vesaire de aslında insanın kendisine kavuşmasını engelleyen şeyler olarak gözüküyor o hicap meselesi. Yani sonra da işte o ilk sorduğun yalnızlık meselesine şöyle dönülebilir. Kendiyle kavuşursa da diyor karakter, insan bir daha hiç yalnız kalmaz. Kendisiyle kavuşamayan bir insan da sürgüt yalnızdır. Çünkü araya kürekle insan atsa o yalnızlığı doldurmuyor. Yani o boşluğu doldurmayacaktır. Dolayısıyla inanıyorum ona. Yani evet, o ilk korkunun peşine düşmek, ilk sorunun peşine düşmek, her şeyin dediğim gibi aslının evvelinde olduğunu hissetmek ve o asılla didişmek halinden diyor hakikat. Şöyle muhteşem bir sahneydi. O daha sonraki bir notumda var ama zamanı geldi onun. Bu bir anne baba ayrılık tanıklığında, o benim de çok iyi bildiğim, çünkü hani 87 falan dediğin zaman ben de 75'liyim, yani biz aynı kuşağız. O böyle buzlu camın arkasında o gümbürtüyü duyup, işte o neyse, o konuşmalarını duyup dahil olması bir çocuk olarak ve sonra bu terk edilme anısı, ona ait değil üstelik, anne baba yaşıyor ama bu terk edilme anısından ötürü insan terk edememeye başlaması ve kitabın bir yerinde de oraya geri dönmesi, şöyle notlamışım: kapıyı kilitleyecek şimdi anne baba içeriden ve çocuğu içeri sokmayacak. Bunu yapacaksın değil mi Başar falan demişim. Neyse, Allah'tan yapmıyor. Okur orada da yaya kalıyor. Böyle gene altını çizdiğim yerlerden biri. Hızlı hızlı yapıyorum. Birçok notum var. Tabii ki. 265-266 bir saniye. Şeylerime de geri döneyim. Evet. Şimdi şöyle bir yer var. Kaderin suskunluğu dilin kelimelerinden güçlüdür. Dil aceleci, kader sabırlıdır. Dil saf, kader sinsidir. Demiş Başar Başar'a. Sonra da sayıp da adını koyarsan rahat edeceksin. Her şey bildiğin gibi olsun istiyorsun değil mi? Korkaksın. Bilmediğin bir durumun içinde bilinmezlikle bir kal bakalım. Bir tanış onunla, bilinmeyenle bir tanış. Bilinmeyene bilinmeyen demekle bile onu bilinir kıldığının farkına var. Öylece kabullen akışı, bir şey deme. Bir şey diyememiş olmaktan korkma demişsin. Bu da böyle yıldızlarla, kalplerle çizdiğim bir yer olmuş. Bu sayma ve adetleme, işte kürekle insan atsa dediğin yer aynı şekilde. Bu ne? Yani bu çağda, bu yüzyılda ya da bilmiyorum, belki de bütün yüzyılları kapsıyordur. Bu bizim adını koyma ya da bir şey diyemediğimiz zaman kendimizi varlayamama hastalığımız mı? Susamamamız mı? Dinleyemememiz mi dünyayı? Bu da çok var çünkü Amsterdam'da. Yani bir şey gibi, en son ne zaman konuyu kendine getirmeden karşındakini dinledin de bu aslında burayla bağlanıyor. Bunun ne kadar yeri var hayatında? Bu susamalar, bu sayılar. Bütün bunların aslında bir pratik olarak hayattaki karşılıklarını, yani benim hayatımdaki karşılıklarını bilemem. Ama burada bir ideal olarak, hani karakterin arayış açısından şunu söyleyebilirim. Yani dünyanın bütünlükçü, bütün dünyaya bakan o şey meselesi, dünyayı bütün olarak kavrama, düşünceyi bütün olarak kavramanın son 100 yıl boyunca böyle sekteye uğradığına dair bir his var, bir kabul var. Yani o şöyle böl parçala, sürekli böl parçala, departmantize et, kategorize et ve bunu aslında işte bütünün parçalarına ayırıp parçaların da birbirleriyle ilintisini kopararak aslında topyekün bir anlayışı, kavrayışı insanın elinden aldığı söyleniyor postmodernitenin özellikle. Yani bu felsefede de mesela işte eski filozoflar bütün dünya filozoflarıdır, sistem filozoflarıdır. Bütün dünyadaki mesela Platon'un hiçbir mesele yoktur ki Platon'un radarına girmemiş olsun. Hiçbir mesele. Ama bugünkü mesela filozoflara baktığınız zaman bir şey çalışırlar. Onlar bir şey bilirler. Ama diğerini sekünder cahil bile denebilir. Diğerini bilmezler yani. Bu akademide de böyle, sanatta da böyle, entelektüel dediğimiz entelijansiyanın da aslında pek çoğunda böyle. Yani geçmiş entelektüellere baktığında hepsini bilirler vesaire. Saymamak bu işin bir tarafı. Yani sayma ve bütünü kavra işin bir tarafı. Bir diğer tarafı da Sevinç, bu sayma meselesi
sonlu olacağı ve insanı akıştan koparan bir durum. Yani halbuki dünyanın sonsuzluğu içerisinde ve zamanın o yekpareliği içerisinde insan da akışta ve onun bir parçası olarak uyumlandığı zaman o ritmin içerisinde ancak kavrayabilir olanı biteni. İnsanın aslına bakarsan bir büyüklenmesi olan aydınlanma ve sonrası olarak düşünülebilir bu. İnsan doğanın dışına kendisini çıkarıyor ve doğayı saymaya başlıyor. Fakat elinde çekiç olan her şeyi çivi görüyor. Mikroskopla bakan mikroskopla görüyor. Teleskopla bakan teleskopla görüyor. Neyi sayıyorsan onu saymış oluyorsun. Öbürünü kaçırmış oluyorsun. Dolayısıyla öyle bir kavrayışın arayışı içerisinde karakter bunu söylüyor. Yani bir uyumlan ritim derdi var. Yani o ritmin için bir akışın içerisinde bir ritmi yakalamak ve kendisinin bunu çok duyuyorsun. Kitapta yani bu senin yani Amsterdam Senfonisi'nin şeyi gibi, ne denir ona, teması gibi. Bunu çok duydum kitapta. Çok, çok güzel söyledin. Evet. Evet, bu buna çağırıyor. Sürekli buna çağırıyor. Yani bir sürü başka yere onun o zihinsel yolculuğunda ve özellikle anılara giderken, yani durum biraz daha fantastikleşince, tırnak içinde, Amsterdam fantastik bir roman değil ama hani takdir edersin ki, ama yani oraya da oralara doğru gidince bunu Evet, çok tabii. Yani farklı kanallardan hep aynı şeyi söylediğini, aynı şeyi derken işte anladığın o. Şimdiki Evet. zaman saydıklarımızı değil, kaçırdıklarımızı göstermeye çalışan bir kitap olduğunu da hep öyle bir uyarı verdi bana. Hep oradan bir alarm verdi. Çok Ya enteresan. bu mesela işte doğumla, ölümle, ayrılıkla, aşkla, düşünceyle bütün bu insana dair aslında varoluşa dair bütün bu meseleler uğraşırken aslında insanın hem yalnız olmadığını yani bundan evvelki insanların da bunları yaptığını ve aslında bütün bunları yapan insanın da bizatihi bu sistemin bir parçası olduğu. Yani o yabancılaşma o araya perdeyi çekmekle aslında varlıktan ve kendisinden koptuğuna ilişkin büyük bir meselenin bir insanın aslında sınırlı şeyinde, muhayyelesinde tartışılma hali bu. Elimden geldiğince kavramaya ve kavratmaya çalıştım basitleştirerek. Ama aslında mesele çok büyük yani. Sen şu an bunu söylediğinde bile notumda olmayan bir şey aklıma geliyor ve kitapta var yani, eminim ve böyle ben yazmışım gibi söyleyebileceğim, şaşıracaksın. İnsan doğarken kendinden kopar, yani aynı iş kelimelerle söyleyemiyor olabilirim. İnsan doğarken kendinden kopar, ömrü billah kendini arar, ölürken kendini bulur ve ölür. Ondan sonra yeniden doğarken kendini unutarak tekrar doğar. İşte bu döngünün kendisidir diyorsun. Oraya da böyle var değil mi, böyle bir Evet, aynen böyle, aynen böyle. yakın bir yer. Onu da hakikaten şiirden destekleyerek yani işte Yahya Kemal'in bir işte bu geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür dediği son merhaleyi anlattığı bölüm. Tanpınar'ın başka bir şiiri vesaire 2-3 tane şiirden de kendisine karakter kanıt buluyor bunlara. Şiiri o anlamda çok önemsiyorum. Çünkü şiir o sezgisel bilişin çok önemli bir tarafı. Yani o kavrayış aslında şiirle tam adını koyamadığı bir sezgiyle ortaya çıkmış vaziyette. Karakter onu kendi sınırlı şeyiyle, kavrayışıyla toparlamaya çalışıyor. Bak o da demişti diyor, o da demişti diyor filan. Ve aslında evet tam da öyle doğuşu bir kopuş olarak kabul ediyor. Ve tekrar ölürken bir karşılaşma anı olacağını varsayıyor. Bir Ve an, bir an tam ve bir lahza için evet sonra tekrardan kopup dünyaya geri dönmekten yanlış. Bunun böyle olmasını çok istiyorum, biliyor musun? Ben çok inanmak istiyorum yani. Sevinci hatırlamasa bile bir daha dünyaya geldiğinde öyle bir şey, yani böyle bir şeyin olmasını çok isteyen biri olduğum için, bu ispatlanan evet. inançla ilgili bir şey yani. evet. İnanç olmasını çok istiyorum dediğim bir yer orası. Peki, çok sevdiğim yerlerden birine daha geliyorum. Bu bir şey, sayfa okumayacağım. Bu bir durum. Şu böyle bir tek günde yaşayacak olsanız o sizin hangi gününüz olurdu bölümü var. Çok iyi hatırlıyorsundur. Senin için yani karakterimiz için 87 Mart ayı. Şimdi benim hayatımda böyle öyle bir sürü öyle çok güzel gün var ama kitabı koşarak almak isteği geldiyse çok iyi, lütfen evet, tam da koşarak alınacak bir kitabı konuşuyoruz zaten. Doğru yerdesiniz. Ben babasını çok erken kaybetmiş bir kız çocuğuyum. Dolayısıyla bunun tabii yani hayatıma çok büyük bir etkisi oldu. Özel, çok özel bir baba olduğu için. Yani çok mutlu olduğum anlar da hep öyle bir babayla ilişkilendi. İşte 30-35 sene sonra
Bir türlü bir sarmalın içinden çıkamadığım anlarda, çünkü babam olsaydı dedirtti bana hep ve eminim gene dedirtecek. Şimdi böyle bir gün hatırlıyorum babamla. Boğaz Köprüsü'nden geçiyorduk ve çok şık giymiştik, bir yere gidiyorduk. Boğaz Köprüsü'nde o zaman inanır mısın papatya tarlaları vardı geçmeden önce tam köprüyü. Ben de çok severim böyle küçük çingene papatyaları. Baktığımı görüp hadi deyip böyle sağ çekip arabayı, bana onları toplatmıştı. İşte böyle elbisem kirlenmişti. Yani eve döndüğümde annemden çok azar işittiğim, yani ikisinin ne kadar iki farklı yapı olduğu ile ilgili bir anı bende. Ve o günü böyle geçen hafta yaşamışım gibi hatırlıyorum. Üzerimdekini, çorabımı, kıyafetimin detaylarını, babamın arabayı nasıl durdurduğunu. Gün flu bile olsa o hissi, yani o kalp çarpıntısını çok iyi hatırlıyorum. Ve oraya gittim kitabı okurken. Üstelik benim yani yaşantımdaki o günle kitabın orası hiç böyle örtüşmeyecek bir şeydi. Var mı öyle bir günün? Bir tek günde yaşayacak olsan o gün senin için hangi gün olurdu? Ya bunu, Karakter için değil, senin için. evet, bunu söylemek çok zor. Yani Değil mi? evet, çok zor. Ama ben de yani babamla ilgili bir şey söyleyebilirim herhalde. Yani ben de onunla böyle biz de Kıbrıs'ta geçti benim de çocukluğum. Orada, daha doğrusu babam Kıbrıs'ta yaşardı. Ben ona gider gelirdim filan. Böyle dağlarda arabayla gezdiğimiz bir an filan var. Ama o anın da böyle bir tür sıcaklığı, işte kokusu, ne işte hissettirdikleri var sadece, kendisi yok. Bir şey, öyle bir şey Evet. diye. Evet. Bu arada yani babanla ilgili de, senin babanla ilgili de bir şey söyleyeyim. Çocukluğumuzun çok 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 enteresan figürlerinden biriydi yani. Biz böyle hayretle ve çok gülümsemeyle hatırlıyorum her Ya şekliyle. çok. İyi ki bahsettin. Yani bizim kuşağın çok böyle hakikaten televizyona çıktığında bu nasıl bir adam diye de böyle yaklaşıp baktığımız İlginç bir figürüydü gerçekten yani. Yer okuyayım. Çünkü orada da babamın ölümüne gittim. Ve çok güzel bir bölüm. 214. Karışık gidiyorum öyle gelişince. Karakterin babası ölüyor bir yerde. Bunu anımsıyor gene orada. Şöyle demişsin. O yüzden bugün hala Amsterdam'da, o zaman Atina'da, o meyhanede ne arıyorsam aynı acıyla arıyorum. Yas olsa biterdi. İnsan eksik kalsa da yaşar. Babamı gömdüm, geldim eve. Hatırlıyorum o günü. Buradan nasıl devam edecek dedim. Bir avize düşün dedi bana Mehmet Bey. Ampullerin bir kısmı patlayacak, yanmaya devam edeceksin. Işığın azalacak ama yanmaya devam edeceksin. Baban da patlayan bir ampul. Bir değil demiştim, birkaç ampul. Ne fark eder? Loşta da görür insan. Işık bitti deyip durmaz. Işık bitmez, azalır. Burası tabii ki benim çok ah ah ahladığım, yanına kalpler koyduğum. Bu ışığın bitmemesi, bu da kitapta çok fazla var. Hani var ya Alexis'li, Kostas'lı filan. Evet, Eşer evet. meze masası. Onları şimdi burada detay detay konuşmamıza imkan yok. Bir de hani okurun okuma algısını da ben kirletmek istemem ama muhteşem sahnelerdi. Çantaya geri dönüş, havaalanından dönüş. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ve çok anlamazlar ama yani anlamasınlar diye böyle biraz Evet, gizli. çok korkuyorum ondan. Çöpü ikinci kere açıp bir şey yapıyor ya. İşte ben senin yaşattığın değil, öbür ihtimaldeydim. Böyle söylemek zorundayım, kusura bakmasın dinleyenler. Çünkü bunu açık edersem mahvederim okumamış insanları. Gerçekten çok heyecan bir. Oralar böyle şey, bak. Böyle o kadar enteresan bir senfoniydi ki Amsterdam. Çok tatlı, çok yavaş başladı. Böyle bir la 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 seyahat ediyordum böyle trecan. Ne güzel yazmış ya, ne güzel yazmış. Ay okumaya başladım. Ay iyi ki böyle bir kitap var falan falan falan. Oralar yani Atina'ya döndü anılarında, anımsadı, sabah Isabella'nın evinden ayrıldı. Aslında gerçekten oldu ama sonra bir dakika deyip o geri döndüğü anlarda da böyle bir gerilim değil ama şey romanı haline geldi. Ritmi çok hızlandı yani. Çok enteresan bir kitap gerçekten. Böyle bir metronomu yok yani. Çünkü romanlar genelde benim çok sevdiğim, üzerinde sonra böyle hele de yazarıyla konuşmak kısmet oluyorsa, ki bu her zaman böyle bir alışkanlığım yok yani, olmuyor. Böyle belli bir metronomu oluyor. Tıpkı şey gibi yani, işte diyeyim, fazla bir şey çalacak ve bir şeyi ayarlıyor herhalde prova ederken piyanoyu. Orada çalıyor yani müziğini. Öyle bir şey de yok Amsterdam'da. İçinde kendi ritmi çok değişiyor. Böyle mi yani, sana da böyle geliyor mu yazdığın şey? Evet. Yani Ters o tanıyor, duruyor. Böyle mesela bazı bölümlerinin sonunda okumaya canım vardı.
Yani halim vardı hala ama kapattım kitabı. Yani bıraktım. Çünkü böyle işte ya üzüldüm ya umutlandım. Öyle de çok enteresan bir kitap. Yani salt umut vermiyor, sadece üzmüyor. Bunların hepsini her an çok uyanık olmamız gereken bir kitap okurken çok enteresan. Böyle hissettin mi yazarken? Evet. Yani Amsterdam benim yani o bu hikaye, bu hikayenin ya da bu arayış diyeyim ya da bu yolculuk her neydiyse adı. Bunun için yaparken, yazarken müzisyen olmadığıma hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü, üzüleceğimi düşünmezdim. Sürekli bu müziğe ihtiyaç duydum. Yani ve bunu çok yakınlarımla da paylaştım. Yani bir an geliyor kelimelerin yetmediği ve orada bir dil bölümü var. Yani o dil bölümündeki zerzeniş aslında çok da lisan denen şeye. Yani bir şey, bir düşünce dile geldiği zaman eksiliyor. Bir Şöyle, düşünce... çok özür dilerim. Dile gelen her duygu yok olmaya mahkumdur. Tanrı'yı çağırmak için neden insanlar boruları üflemek, ağaçlarda telleri titreştirmek yahut hayvan derilerini gererek onlardan ritim çıkarmak istemişler anlıyordum. Lisansız dertlerini aktarabilmek için. Çünkü saf müzikten gayrı her ifade tercümede eksilmeye mahkumdur. Lisan dış dünyanın polisidir. Bizi herkese benzetir. Çünkü anlaşılır bir ses çıkarabilmek için İçinde uyanan hissi başkalarınınkine benzetmen gerekir. Daha önce yaşanmış olmalıdır hissettiklerin. Yaşanmış olmalı ki adı konsun. Seni hayvanlardan ayıran da konuşmaktır. Diğer insanlara benzeten de. Ya ben bunların altını nasıl çizdim biliyor musun? Yani bunlar benimle o kadar örtüşen fikirler ki. Tam işte o kadar sıkıştığı bir an insanın o. Yani kelime birine benzeyecek ki kelime olsun. Yani daha önce biri söylemiş olacak. Biri söylediği zaman senin düşüncenin bütün orijinalliğini elinden almış oluyor aslında. Senin hissinin bütün sana özgürlüğünü elinden almış oluyor. Ya da insanla bir yerde diğer insanla, bir başkası olan insanla ki aslında tırnak içinde cehennem olan insanla bir başkası olduğu için senin bir yerde ortaklaşman gerekiyor, bir el sıkışman gerekiyor. Ama sende içinde kalan bir bölüm var. İşte müzisyen onu çıkarıyor. İşte müzisyen o ruhun lisanıyla konuşabildiği için onu Evet. çıkarıyor. Benim en çok bu kitapta eski Türkçede taan ettiğim yani kendimi nasıl diyeyim kendimi perişan ettiğim yer işte bir şey çalamamak, bir senfoni besteleyememek, bunu böyle bağıra bağıra söyleyememek hissiydi. Dolayısıyla Amsterdam'ı bir senfoniye benzetmen, ikidir, üçtür söylüyorsun. Bayılıyorum bunu duyduğum zaman. Yani Gerçekten. Amsterdam keşke olsa, keşke kıyısından geçsene kadar mutlu oldum. Kesinlikle öyle. Benim için öyle ya. Öyle Çok düşün. mutlu oldum. Çok mutlu, vallahi çok mutlu oldum. Samimiyetle yani. Sevindim. Çok sevindim. Çünkü ben de o dediğin şey yani o dediğin şeye inandığım için bir daha gelebilmeye umarım. Sevinç olarak falan değil. Bunu ne yapayım artık? Bununla yaşıyorum yani. Ben de hep derse çocuklar ben umarım yani hatırlayacak mıyım, hatırlamayacak mıyım? Hiç bunu hatırlamak gibi bir kaygım da yok ama gelirsem diyor bir orkestra çalışanı olmak istiyorum kesinlikle. Aletin adını hala bilmiyorum. Bu böyle bir tane üçgen var ve tın tın yapıyor ya çubuğu. Evet. Duyduğum zaman sevdiğim senfoni, klasik müzik seven bir Nunebi'den kalmayayım. Yani dünyayı hala klasik müziğin kurtarabileceğine inananlardım ki kurtaramadık yani kurtaramadılar. Ama olsun var yani klasik müzik. Ben işte o küçük üçgene pıt pıt yapmak istiyorum. Çünkü her şeyi duyuyorsun ya bir senfonide işte. Duyulabilir sesi olan baskın sesleri, o pesleri, neyse güçlü aletleri. Bana böyle o üçgen, onu çalan biri olmasa o senfoni böyle iskambil kağıdından bir kule imiş ve üçgene pınlamazsa senfoninin içinde o şey müzisyen senfoni Eksik. geliyor. Ve ben o Çok olmuyorum. çok. Çok Umarım güzel. sadece bunu hatırlarım bir sonraki kopuşumda, bir sonraki gelişimde. Şimdi bin kere oku bin demişim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Onu notlamamışım buraya. Evet buldum. Bakayım neyi bin kere oku demişim. Küçük bir yermiş güzel. Sevinç burayı bin kere oku bin demişim. Güzel anlatmış. Satırlarda kendinizi bulmanıza çok seviniyorum ve biraz şey okuyorum da aynı zamanda benim ve biz şu anda sevgili izleyenler dinleyenler çok sağ olun. O kadar küçük bir kısmını konuşabiliyoruz ki heyecanla. İnanın daha kendinizden bulacağınız ya da size çok uzak gelecek o kadar çok yer olacak ki kitapta. Şimdi şurayı çok sevmişim. Kavram dünyamız kek kalıplarıdır demişti yaşlı romancı. Bayılırdı mutfaktan dünyayı anlatmaya.
Tarih reçel tenceresi gibi kaynar çocuğum. İrrasyoneldir, lineer değildir. Kabarcığın neresinden ne zaman çıkacağı hiç belli olmaz. Böyle anlatınca kolay anlaşılır zannederdi. Belki de öyleydi. İçimizde demişti kavram kalıplarımız olur. Algıladıklarımız bir harç halinde onların içine dökülür, onların şekliyle donar. Bizim ne yaşadığımızı yaşadıklarımız değil, yaşamadıklarımızı kavrayışımız tanımlar. Yamuk kavramlardan yamuk kekler olur. Bir yazar kekini kendi yiyeceği kadar pişirmez. Dünyaya sunmak için yapar. Yamuk kekler lezzetli de olsa servis edilmezler. O yüzden önce kalıpları düzeltmek lazım. Söyledikleri uçuşan şeyler gelirdi bana. Bir yere oturmazdı kafamda. Bu yaşımda bu odaya dönünce anladım. Kalıbın ne biçimse dünyanın da ona göre şekillenecekmiş. Ya muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ya algının bir anlama sahip olması kavramla bütünleştiği zaman oluyor. İşte yani, bardağı algılıyorsun, onun bardak kavramı varsa kafanda bardak olduğunu biliyorsun. Bardak kavramı kafanda şişe olarak oluşmuşsa geçmiş olsun. Yani istediğin kadar algıla. Dolayısıyla işte kavramsız algılar kör diyor Kant. Yani kavramsız algılar kör. Yani bu çok, dolayısıyla algının kavrama ihtiyacı var. Ama bütün mesele Sevinç şunu aslında dert ediniyor adam. Yani ne kadarını söylüyorsun ve ne kadarı duyuluyor? Yani söyleyince bitmiyor ya mesele, duyulunca bitiyor. Yani söyledim, ne duydular? Bunun bir lisanda kaybolma, bir anlaşılamama, yani onun da aslında tıpkı kendisine kavuşamayıp yalnızlaşmak gibi bulunduğu yerdeki, yanındaki, yöresindeki insanlarla arasındaki mesafeyi de açtığından tedirgin. Dolayısıyla bir şey söylüyorum, öyle mi duyuyorlar? Dok, bu kavramları düzgün koymak lazım ki doğru anlasınlar filan diye diye kendisini işte delirtiyor. Öyle bir yer var ya şeyde, Atina'daki masada. Acaba şu anda beni nasıl görüyor? Onun üzerinden kendini düşündüğü bir yer var. Çok üzüldüm. Ben onun atı, yani ben o koca Yunanistan bloğunda gerçek zaman, yani kendi zamanında yaşarken anı değerinde çok üzüldüm karaktere. Yani çünkü bugünden baktığı zaman kendini, oradaki kıskançlığının da karşılıklarını buluyor. Sonra işte Alexis'in biliyorsun ki gelenler, hani söylemeyelim. Ya da işte Kostas'a yaklaştığı yer, bir sevgiliyi kıskanmasına sebep olan yerdeki o güçsüzlüğü, ama onun bütün bu duyguları yaşarken hiç öyle hissetmiyor yani. Geri dönüp baktığı yerler. Bu geri dönüp yaptı çok, o da böyle benim şey senfoni üçgenim gibi tınlıyor. Şöyle bir yer orası. Gelecek Tanrı'nınsa geçmiş senindir. Nasıl olmasını istiyorsan o hale getirmeden sakın dönme. Git kendini bıraktığın yerden al. Bunu çok bir kere söylüyorsun ama böyle bu italik yani benim için romanda. Böyle mi hissettin yazarken? Yani evet, bıraktığı bir yer var galiba. Birden çok da olabilir. Ve belki de kendimizi nerede bıraktığımızı hiç bilmeden bir ömür geçirip bitirebiliyoruz. Belki de böyle çoğunluk insanın yazgısı çoğunlukla bu. Yani o kendinden azalarak eksile eksile bitmek yani. Hatta işte Heidegger telef olmak diyor işte. Yani telef olur. Yani bir kendine varamayan insan telef olur. Kısa düşer. Yani bir yere atarsın, kısa düşer. Ya bütün mesele aslında yine gizli referanslarından bir tanesi olarak kitabın, yani şey, erek meselesi. Yani Aristoteles'lik her şeyin bir ereği var. Gül goncası içinde gül olma ereği taşır. Gül goncası gül olmak için gelir bu dünyaya. Yani gül goncası güllükten geriye düşerse olamamıştır yani. O zaman hepimizin de kendi içimizde bir ereğimiz var. Yani sevinç bir sevinç olma ereğiyle geliyor. Ben başarı olma ereğiyle geliyorum. Burada demek ki bir yerlerde eksiliyoruz. Bir yerlerde kendimizi düşürüyoruz. Kendimizden bir parçalar düşürüyoruz. Ve bunlar da düşürdüğümüz yerlerde, düşürdüğümüz parçalar da asla dair, bütüne dair parçalar olmalı. Yani bizim aşka dair, kavgaya dair, hakikate dair, bizi biz yapacak olan, kendimizi gerçekleştirecek şeylere dair bir şeyler olmalı. Ve bunlar nerede düşer? Kırılma anları nelerdir? İşte dönüp de karaktere o şans veriliyor hayatta. Git de şu kendini düşürdüğün yerden bul. Bul, tamamlan ki ereğini yerine getir. Yani gül goncasısın sen, gül ol bari yani. Gül olan ormanın acısını çekeceksin. Gül taklidi yapmak da çok acı. Yani gülmüş gibi davranmak çok acı. Sana binlerce insan gül dese, sen gül olmadığını bilsen gene dert. Yani
istediğin kadar kendini kandır. Uykuda yakalanıyorsun yani. Hiçbir uyuyamıyorsun. Hiçbir şey olmasa. Yani dolayısıyla o erek meselesi çok acayip ve hep bir varlıkla, yani varoluşuyla, kendi varoluşuyla ve ona fısıldayan varlık denen şeyle bağ kurmaya çalışıyor. Derdi o. Ve geriye döndürüyor onu siyah kız. Git de bir bak yani. Nerede düşürdün kendini? Siyah Ofelyam yani müthişti, müthişti yani. Onu çok düşündüm. Bir dakika, şu söylediğin felsefecilerin adını çok geçiriyorsun ve zaten ben onlar benim hepsi sevgililerim. Başka zamanlarda yaşamış sevgililerim. Şu güzel arayışını çok sevdim kitapta. Dur bakayım. Evet, var öyle bir bölüm. İza'yı seviyorum dediği bölüm. Yani İzabel. Bugüne kadar okuduğum kitaplar canlanmış gibi. Yaşadığımızı zaten böyle zamanlarda hissederiz. Hayatı okuduğumuz kitaplara, izlediğimiz filmlere, dinlediğimiz şarkılara benzettiğimiz anlarda yaşar. Çünkü böylece kendi halinde bir şeye benzemeyen bir şey olan hayatı bir şeye benzetmiş oluruz. O şeyin içinde bütün güzel arayışımız gizlidir. Güzel olan ne varsa sanatın içindedir. Güzeli arıyor, estetiği arıyor. Bugündeki güzel kavramının değişikliği, yani ne kadar bu arayışta şekil değiştirdiği de var kitapta. Sen felsefecileri çok seviyorsun, değil mi galiba? Evet. Ya aslına bakarsan orada bir bütünlük var. Yani şöyle bir arayış birbirine. Felsefenin en basit, yani en temel tanımlarından bir tanesi, içinde yaşadığın dünyayı düşüncede kavramak. Yani içinde yaşadığın hayatı, çağı düşüncede kavrama çabasının adı felsefe. Edebiyat da içinde yaşadığı dünyayı imgede kavramanın bir şeyi, aracı. İmge dünyasıyla anlamak. Bunun işte branşları var. Şiirde bu daha sezgisel bir kavrayış. Daha hakikaten bilen söylemez, söyleyen bilmez gibi filan, böyle daha mistik bir kavrayış filan. Roman bunun daha teknik, daha derinlemesine araştıran bir kavrayış. Daha imge dünyasını matematikleştirme gayreti taşıyan, daha tanrısal, daha bir dünya kurma filan gayreti. Eğer düşüncede kavradığın dünyayı imgeyle birleştirebilirsen, o zaman bu bence bir yapıt olma imkanı verir. Yani o zaman dünya bir yerinden kavranabilmiş olur belki. Bütün mesele o. Bütün Belki. mesele o. Yani bu arayış felsefeyle, aslında bütün felsefeden yardım istemek o yüzden, ama felsefeye de onda olmayan bir şeyi vermeye çalışmak. O da imge. Yani yani felsefe bir şey söyleyebilir ama onu bir rakı masasının imgesi içerisinde bir adamın iç duygusunda veremeyebilir. İkisini birleştirme gayreti. Yani bütün aslında benim romandan anladığım şey, roman yazmaktan anladığım şey bu. Bunu yapabilmiş yazarlara hayran oldum hayatım boyunca ve bu çok önemli bir şey benim için. Bu ve bunun aslında, tabii şiir bunun çok daha özel bir tarafı. Yani şiirden destek aldığı yerler daha da mesiyanik yerler yani. Bunun biliyor ama nereden bildiğini bilmiyor. Manası şairin karnında filan. Çok o enteresan bir şey. Olduğunu düşünüyorum. Yanılmıyorum, değil mi? Pardon, ne? Duyamadım. Panen'de çok fazla şiir kitabı Çok oldu. şiir, evet, çok şiir okudum. Çok şiir okumayı sevdim. Ama şiirin çok nankör bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim bir şey var. Yani bir kabul var. Fakat şey veremeyeceğim şu anda. Şunun dediği gibi diyemeyeceğim ama bu kabulün ne kadarı bana ait, ne kadarı başkasına bilmiyorum ama başkasından duydum diye düşünelim bunu. Çünkü emin değilim. Şiir hayretten doğuyor. Roman idraktan doğuyor. Şimdi çok ilginç bir şey bu. Söylüyorsun. Evet, şiirin hayretten doğma hali şu. Şiir duyan, karşılaştığımız anda dünyayla bir hayret ile karşılaşıyoruz. Bu güzellik karşısında, bu daha doğrusu bu sonsuzluk karşısında bize vaat ettiği her şeyle. Bunların bir kısmını hızlıca bizden alacak ama o anda, ilk gençlik halimizde her şeyin halledilebilir olduğunu hissettiğimiz o anda, böyle çok büyük bir vaatle karşılaşıp onun karşısında hayretten şiire sarılıyoruz. Çünkü o zaman bütünleniyor hayal gücümüz vesaire, imge dünyamız. Roman idrakten, anlayıştan çıkıyor. Şiir o yüzden çok nankör bir şey. 20'li yaşlara kadar insanı hakikaten sarsan, darma duman eden, okuması bile, yani bence bugün okumak bile maharettir. Yani bugün ben okuturuyorum ve akşamları böyle mum ışığında bir şiir okuyorum diyen adama helal olsun derim. Yani yazan kadar bence tebrik etmek lazım 40'lı yaşlarında şiir okuyan bir insanı.
Ben inanmıyorum 25'ten sonra şiir yazılabileceğine. Yani bir şey olarak inanmıyorum. Mümkün gelmiyor bana. Yani o naifliği bırak, insan helak olur. Yani yazmak isteyen de helak olur. Darma duman olur. Öyle insanlar var. Yani gerçek marjinaller. Ya çok Yani o kadar iyi anlıyorum ki ne dediğini. gerçek marjinaller. Onlar helak oluyorlar zaten. Onlar dünyayı olduğu gibi yaşayamadıkları için darma duman oluyorlar. Çünkü o sıcaklıkla yani o şey ihtiyacı, yani fırın eldiveni lazım. Yani dünyayı tutmak için fırın eldiveni lazım. Fırın eldiveni Aa, var. öyle bir Ha. yeri var. Yanma bayağı çok öyle çok iyi hatırlıyorum kitabın öyle bir Evet. özellikle var. Evet. Bu mesafeden yanarsın yani. O mesafede durulamaz. Git bir yan. Önce bir yan. Döne döne bir yan diyorsun yani. Evet. Oraya yan tabii. Büyük şairlere dikkat et, hep belli yaşlardan sonra işi tefekküre çevirmiş vaziyettiler. Yani onlar artık fikir adamı oluyorlar. Şiirlerini fikirle yazmaya başlıyorlar. Tabii ki o Helak büyük olsun. olmamak için tabii ki o büyük yetenekten geriye de bir şiir yazabilme kabiliyeti kalıyor ve benzetiyorlar. Ama onlar ilhamın sesi. Yani 20'li yaşlarda onu delice hal, o esrik hal ilhamın sesi yani. O başka bir şey. İlgili bir bölümüm var. Onu okumadan asla kapatmam yayını. Bunu sadece sana söylüyorum. Yani okur zaten ben bunu dediğimde anlamayacak. Bu dünyada aynen öyle yazmışım kitabın arasında. Bu dünyada bir kitabın bir bölümü benim olacaksa işte bu o bölüm olur Başar demişim. Ve Ne arkadaş güzel, ne güzel böyle şeyler yazman ya. Muhteşem. 11. bölüm. Yayın bitince bir 11. bölümüne dön bak. Ne oldu hakkında bir fikrim yok yani. Dönüp bakmam lazım. O bölümün tamamı çizememişim artık. Yani helak olmuşum yüksek ihtimalle ve kitabın o bölümü benim olsun demişim. Ver bana o bölümünü sen de. Bak yayın yapıyoruz yani. Şimdi bakayım. Ha. Dur bakayım. Ha, herkes kendi odasında yaşıyor da çok beğenmiş. Ya ben ne kadar acayip. Bu çok sevdiğim bir bölüm, evet. Bu arada çok güzel şeyler yazıyorlar. Okuyoruz ama hani böyle hepsine cevap vererek yayın akışı kesilsin istemiyoruz. Dönüp sonra bakarız yayına biz mutlaka. Çok teşekkür ederiz. Kitap siparişi verenler oluyor. Çok gülüyorum. Çok merak ettim sipariş ettiğinde. İyi yapıyorsunuz. Dünya deli saçması. Hikayesini kaybetmiş bir devir. Bir adada yapayalnız. Herkes kendi adasında yapayalnız. Birbirini görmüyor kimse. Kim hangi zamanda yaşıyorsa kendisi seçiyor. Aynı dünyada yaşamak, aynı dünyada yaşamak değil. Ömrümüz parçalanıyor, görmüyor musun? Dünyayı mı kurtaracağım? Ne bekliyorsun benden? Anlatabilecek olduğunu anlatmanı istiyorum diye cevap veriyor. O zaman kurtulacak dünya. Bir hikaye bana ve herkese. İçinde gümbürdeyen bulutlar yağsın istiyorum. Yağarsa ne olacak bilmiyorum. Ya yazma ediminin içinde bir şey yazmaya çalışırken ki artık buralarda şey diye notlamaya başlamışım. Yazdı. Tamam yazıyor zaten. Anlıyorum şu anda yazıyor demişim. Buradan da bakayım. Ha dur. Bir de şuraya okuyayım da bunların üzerine konuşalım. Ya muhteşem bir yer geliyor. Üzülme senin kabahatin yok. Dünya bir huzur azgını. Hem huzur bulmaz hem de sana huzur vermez. Çünkü insan diye bir belaya çatmış. İsyan ediyor Tanrı'ya. Diğer gezegenlerin sükunetini kıskanıyor. Etrafında toplanmış ona kıs kıs gülen yıldızlara deli oluyor. Sonsuz acı veren çelişkisinden kurtulmak için yeniden yaratılmak istiyor. Dünyayı yeniden yaratmaktan başka bir çare yok. Hınzır Tanrı iki eli iki kulağında şarkılar söyler. Dünyanın derdini anlatacağı senden başka kimsesi yok. Laneti insansa umudu da insan. Bunun için senden durmaksızın yeni bir temsil talep ediyor. İçinde dinmeyen sıkıntının sebebi bu. Dünya yalvarıyor sana, onu bir hikayeyle yeniden yaratman için. İşte sanat sana dünyanın bir siparişi olarak doğuyor. Beni baştan yarat ki bu zalim gerçekliğin üstesinden birlikte gelelim diyor. Sen sonluluğuna kalıcılıkla bir çare, ben azabıma bir sulh bulayım. Kendimizi yeniden, bizi yaratandan da özgürleştirerek var edelim diye haykırıyor. Tanrı arkasına yaslanır, olanı biteni izler. Yeni bir dünya yaratabilecek misin diye bekler. Kendisi inşa etmiş olsa da insanın alemi kendinden çalabilme ihtimali onu da heyecanlandırır. Onu bu denli kuvvetli yaratabilmiş olmayı dileyerek acaba der başarabilir mi? Büyük bestekarlar, filozoflar, şairler, yazarlar, fikir insanları şimdi senin durduğun yerden, dağ başlarından, ufka karşı dikilmiş dünyadan öğrendikleriyle kusursuz bir yeni dünya kurmak için çabalamaktadırlar. Temsilin kabiliyeti insanda. İlhamı da dünyada saklı.
Ya gerçekten muhteşem. Gerçekten. Yani nasıl yazdım bilmiyorum. Hani nasıl yazdım bilmiyorum derken bu böyle öyle bir sabah mıydı? Öyle bir 6-9 arası mıydı? Yani böyle tırt diye çıktı mı bu metin? Yoksa burayla çok bilmiyorum ama yani burası gerçekten bana böyle kitapta olmayan sevdiğim bestekarları, 20'li yaşlarımda peşine takıldığım şairleri, onlarla birlikte helak olduğum o yaşlarımı o kadar çağrışım yaptı ki işte o yüzden Amsterdam insana böyle şey bir okuma sunmuyor. Beni oku, başka bir şey düşünme yani. Çünkü başka bir şey düşünürsen benim burada yazdığım şeyi sen kaçırırsın yani. Akış yani okuma akışında kal. Hakikaten çok sevdiğim bir bölümü okudum. Sen de karşılığında sen birini okudun. Ya bütün o biraz önce söylediğin, ya bu tabii senin böyle sana böyle değmiş olması bana aynı zamanda başkalarına da böyle değmiş olabileceği ihtimalini canlandırdığı için çok mutlu oluyorum. Yani çok çok tam o coşkun hal, sesinde duyduğum o coşkun hal beni çok mutlu ediyor Sevinç. Söylemem lazım. Yani tam ve özellikle seçtiğin yerle ilgili. Biraz önce söylediğin güzel arayışına aslında denk düşüyor. Yani dünya kendi haliyle kendisini çirkin buluyor. Dünya kendi haliyle kendisini hem çirkin hem de sonlu buluyor. Tıpkı içinde yaşayan insan gibi. Yani o da işte güneş sönene kadar filan. Ve bütün bence ilhamın kaynağı, yani işte o bütün doğanın kendini yerden yere vuruşu. Sonbaharda düşen yaprağın neden bizim böyle kalbimizi çarpıttığının belki bir cevabı bu. Neden ufukta batan güneşe bakıp da böyle bir içleniyoruz, bir akşamüstüleri böyle içimize bir işte, gurbet hissi çöküyor akşamüstülerinde. Neden sabahları bir sevinçle uyanıyoruz filan. Yani bütün bunların hepsi aslına bakarsan dünyanın marifetleri, bunları bize gösteriyor ki ya bana benzeyen, sana benzeyen ama bu dertlerle uğraşmayan bir yeni biz yarat kardeşim. Bunu sen yapabilirsin. Çünkü Tanrı seni yaratmış. Bütün sonluğuna, sınırına rağmen sana böyle bir sonsuz bir yetenek bahşetmiş. Yani yapmışları var. Yani Mozart baştan yaratmış dünyayı yani. Hani kesinlikle. Var yani. Dolayısıyla o zaman da diyor ki işte bunu yap ki gel beraber ölmeyelim yani. Yani bütün her şey bittiğinde bunlar kalacak. Asıl olan budur. Ya bu uğraştan uzaklaştığın sürece sen de çirkinleşeceksin. Bak ben de çirkinleşiyorum. Yani giderek birbirimizi çirkinleştiriyoruz gibi bir hissesini duyuyorum dünyanın. Yani öyle bir siparişi işte hissediyor insan içinde. Ve sadece bunu sanatçılara söylemiyor. Hakikaten bence filozoflara da söylüyor. Yani şeyin yine Kant'ın kafasını gökyüzüne kaldırıp yukarıda yıldızlı gökler içimde ödev duygusu dediği şey bu. Ne demek bu şimdi yani? Yukarıda yıldızlı gökler içimde ödev duygusu. Onu rahat bırakmayan, perişan eden, 80 sene yaşadığı kasabadan çıkartmayan ama o 80 yıl içerisinde bütün dünyayı zamansız biçimde kavramasını sağlayan bir delice ödev duygusu. Yani ayağını uzatıp şöyle bir oturmamış adam. Niye? Ne onu derdi olmuş filan. O da aynı senin gibi ayık bir aymazlıktansa esrik bir farkındalığın bravo. Değil mi? Ben tamamen bak bununla yani kapanış yapmak derken hani bunu okumadan geçmek istemiyorum. Bayıldığım bir yerde ve tam belki de söylediğin şey. Senin sevgili Kant'ın da belki böyle hissetti. Bak şimdi şöyle dedi başar başara. Çok korkuyorum delirmekten. Bir amaca matuf olamamış delirmekten bilhassa. Esersiz, eylemsiz, neşesiz, sırf delirmek için delirmekten endişe ediyorum. Delirmek sanat değildir. İnsan delirmek için delirmez. Aşkından delirirsin, tutkundan, kavgandan, yalnızlıktan yahut işkenceden ne bileyim. Dünyaya her cismin mesafesi bellidir. Mesela ay. Olduğundan, olması gerekenden fazla dünyaya yaklaşırsa çekim gücünden paramparça olur. Ya da uzaklaşırsa yörüngeden çıkarak uzay boşluğunda kaybolur. İnsanlar da dünyaya olması gerekenden fazla yaklaştığı için delirebilirler. Bu dünyayı haddinden fazla kavrama sonucu delirmektir. Ben bunu saygın bulurum. Ama dünyaya olman gereken mesafeden uzaklaştığın için kendi yörüngenden çıkarak uzay boşluğunda kaybolursan bu dünyayı kavrayamadığın için delirmedir. Ben buna yazık derim. Böyle umursamazlık yahut eblehlik sonucu delirene saygı duymaz kimse. Dünyayı kor bir demir gibi tutarsın da yanarsın. Ben buna varım ya da vardım. Tılsımını yitiren bir yıldız olmak. Ben bunu istemiyorum. Ayık bir aymazlıkla yaşamaktansa
esrik bir farkındalıkla çıldırmayı yeğlerim. Tanrı'nın güvendiği kullarına fısıldadığı cevaplar var. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Karakter o delirme meselesini tabii çok önemsiyor. Şimdi yani o kıymetli buluyorum. Evet. Ya öyle ya, o zaten neden bu kadar alternatifsiz bir dünya içerisinde yaşarken bize vaaz edilen tek şey delirmemek. Yani delirme diye işte ilaç endüstrisi, işte mutsuzluğun hemen çözülmesi gereken bir sorun gibi adlandırılması, bu antidepresan kullanma yaşının artık 10'lara, 11'lere düşmesi filan. Hep duyuyorum ben de, evet. Tabii ki delirmesin. Yani delirme ki delir ki. Çünkü delilerdir yani dünyayı aslında sırtlayanlar. Obsesifler, deliler. Bunlar çok önemli, insanın çok önemli kabiliyetleri, çok önemli potansiyel. Güzel bir örnek var. Değil mi? Evet. Güzel bir delim var yani. Evet. Yani evet. O işte mesela onlar kalmadı. Ya yani o mesela mahalle delisi. Yani onlar yok artık, dikkat et. Yani biz çocukken hatırlayacaksın yani, mahallelerde deliler olurdu. Hatırlamaz olur muyum? Ve onların deli mi veli mi oldukları çoğunun belli de değildi. Bir laf ederlerdi, düşünürdün ne dedi bu adam filan diye. Yani gayipten haber veriyormuş gibi filan. Yani o delirme hali, sanattan delirme hali, yani o deliliğin bir üretime matuf olduğu zamanlarda beni çok hayran bırakan bir hali var. Ama salt bir şey, üretimsiz bir delirme ya da işte şimdiki ne bileyim işte freak show gibi, yani böyle baktığımız, gördüğümüz bir takım ucube delirmeleri, üretimsiz delirmeler, onlar acı veriyor sadece insana. Çünkü orada bir üretim yok. O her marjinalliğin, her deliliğin, her raydan çıkışın, yoldan çıkışın bir üretime dönük olması lazım. Yani bir geride kalana bir söz söylemesi lazım yani, gibi gelir bana. Gel olmuyorsa o zaman insan yazıklanıyor, üzülüyor yani. Yazıklanıyor diye. Evet. Amsterdam, bir de şöyle yani izleyenlere de şöyle bir yerin daha durmak istedim. Şahane şeyler yazıyorsunuz. Biz mutlaka geri dönüp okuyacağız lütfen. Şey yapmayın bununla ilgili. Şunun da çok şu uçurtmanın da peşinden gittiğini çok düşündüm. Benim hayal gücüm olabilir. Nefes almaya benzeyen, onun kadar önemli, hiç bitemeyen ve her an yenilenen bir ödevi daha var insanın. Hayatına hep anlam katmak demişsin. Böyle büyük bir cümle gibi duruyor. Aslında hiç büyük, yani büyük bir cümle derken böyle neonlarla yanıyor gibi duruyor. Halbuki çok sade bir cümle bu. Hani bu şey Firdevs Hanım'ın Aşk-ı Memnu'da sadelikle mümkündüründeki sadelik. Gerçekten çok severim o repliğini. Oynarken hiç anlamamıştım bu arada. Çok yani çok ufakken oynamıştım. Şimdi böyle çok güzel duyuyorum. Öyle de bir şey ya yaşanmış. O kadar güzelmiş ki. O kadar güzelmiş ki. Sadelikle mümkündür. Bu ne ya falan diyordum. Hakikaten böyle bir ödevimiz var değil mi? Demin söylediğin gibi de gökyüzüne bakıyorum, ödevim aklıma geliyor. Evet. Ya evet. Tabii ki. Ya o hayatın işte kendi başına bir manası yok ki. Yani o zaman yok. Zaten kendi seçmediğin bir varoluş içinde, kendi seçmediğin bir farkındalık içinde bunun sonlu olduğunu bilerek yaşamaya çalışmak, ondan hazla vesaire oyalanmaya çalışmak, şu bu dışında bir manevi özne insan. Ne yaparsa yapsın bir manevi özne. İşte yine o kürekle bütün maddiyatı atsa yine dolmaz içindeki boşluk. Manevi bir özne. Dolayısıyla o maneviyatın doldurulması hayata mana katmakla mümkün. O mana katma ödevi var insanın. Bu manayı nerede bulursa bulmalı ama mutlaka bulmalı yani. Ve bu mana mutlaka manevi bir şeyden neşet etmeli. Manevi bir algıdan, manevi bir arzudan çıkmalı. Aksi halde bomboş kalıyor. Ve hakikaten o insanın o bomboş huzursuzluğu bomboş tuzur, büyük bir tahripkarlığa dönüşüyor. Yani o agresyonu doğuruyor işte. Bir yere varmayan bir huzur. Ben şu anda Hamlet provasındayım. Engin Altan'la yönetiyor. Ben de ilk defa masadayım yani. Yardımcı yönetmenlik yapmaya çalışıyorum. Evet. Ve tabii yani bir metin üzerinden bambaşka bir disiplin, amaçlı sanatın bir başka dalı ve her şey birbiriyle gerçekten ilintili ve birbirinin içinde. Böyle konuşurken geçen gün Engin şey dedi, insan öleceğini bilen, yani bu bilgiyle doğuyor ama hani önce bir çocuk olduğu için anlamıyor işte, bebekken çocukken, ama mesela hayvanlara çok çok özendiğimizi konuştuk. Yani Hamlet'ten böyle bir yere gittik. Tabii tahmin edersin ki karakter analizleri yapıyoruz, nefis sohbetler
lezzetle dolu bir prova, böyle ne bileyim masterclass bir şey yani. Öyle bir haz duyuyorum. Bir de ilk defa galiba oynama sorumluluğu olmadığı için hiçbir tuzağa düşmüyorum. Çünkü ben masadayım yani. İyiymiş yani masada olmak. Dolayısıyla şeyim çok açık, arterlerim. Böyle bayağı dinliyorum yani herkese, herkesin karakterine, yönelimini, sevgisini, nefretini. Engin söyledi bunu yani. İşte onda kedileri var, benim de çok kedim var, hayatımdan çok hayvan geçiyor, o kadar güzel yaşıyorlar ki tadına varıyorlar yaşamın, çünkü öyle bir bilgileri yok yani, ölümün ne olduğunu bilmiyor, bir başka hayvanın ölüsünü gördüğünde de anlamıyor, benimle oyna diyor, onu canlandırmaya çalışıyor hatta, yani onun acısını bilmiyor, onu bir daha göremeyeceğini bilmiyor. Çok yazık bize ya, insan yazıklanıyor demenden aklıma geldi yani, bunu biliyoruz. Bunu bir artık kavradığımız bir yaş dönümümüz var herkesin farklı farklı zamanlarında ve buna rağmen delirmeden yaşamaya devam edebilmek. Kimi işte üreterek yapıyor, kimi onu ne delirtmiyor formülleriyle. Yani çok yazıklanıyorum ben de buradan bize. İnsan. Kuskunluğa ne atfettiğinle ilgili. Mesela bir sofrada bir adam susar. Sen dersin ki ya bu aptal galiba, hiçbir şey konuşmuyor yani filan. Ya da diyebilirsin ki ulan çok bir şey biliyor, söylemiyor galiba. Şimdi hayvanların suskunluğu birazcık öyle. Yani bilmediği için mi susuyor, yoksa biliyor da mı susuyor? Yani yoksa o kadar çok biliyor ki belki de hakikaten o bilginin şeyinde, güveninde mi oturuyor oturduğu yerde öyle? Çok olabilir. Ya bilgelik de olabilir bu. Ondan bilemem. Hayvanların suskunluğunda çok şey gizli gibi gelir bana o tuhaf bakışlarında. Ama yani insanın hakikaten gevezeliğinde o böyle unutturmaya çalıştığı bir şeyler var kendisine. İşte bu hakikaten o bir kendine mana katma ödevini unutturmaya çalışıyor. Var olmanın aslında doğumla değil, kendini bir daha doğurmakla mümkün olacağı ödevini unutturmaya çalışıyor. Kendini gerçekleştirmesinin getirdiği yükleri istemiyor, etik sorumlulukları istemiyor. İstemiyoruz yani, hani böyle bir yerden konuşuyor gibi olmuyor, hepimiz öyleyiz. Narkotik eğilimleri var, kendini oyalamak istiyor. Yani narkotikten kastım bütün hırsları narkotik, evlenmesi, boşanması, para kazanması, kazanmaması, şef oldum, olamadım, müdür oldum, CEO oldum, bir sürü kendine oyunlar bulması vesairesi, kızgınlıkları, öfkesi, tüketimi, her şeyi aslında bir temel basit bir şey yani kendisiyle yalnız kalamamasıyla ilgili. Yani kendisiyle yalnız kalıp şu varoluşunun bütün yükünü şöyle bir omuzlayıp halinin adamı olmak, ya olamadığımız halinin adamı olup, evet sonluğu da bunun içerisinde, bunu da bilmesi ama değiştirebileceklerinin yükünü taşıması, değiştiremeyeceklerinin de yükünü bırakması ile ilgili. Bunu becerememenin huzursuzluğu var ortada. Maalesef hepimiz öyleyiz. Yani çok tuhaf bir döneme denk geldik. Yani bu eskiden de böyleymiş büyük oranda ama biraz daha dünya insanın yakasından düşmüş haldeymiş sanki. Bugün çok fazla insan haşır neşir dünyanın sıkışmışlığıyla. Öyle çok güzel bir yeri var zaten, hani geri döndüğünde ne olmuş bu, yani Şişli'de sokağa çıktığında böyle diyebilirim ancak şimdi anlaşılmam. Evet. Tarafından oraya çıktığında evet yani. Ya çok teşekkür ederim. Çok şahane yani. Açık etmek istemiyorum daha fazla. Çünkü gerçekten okuma keyfini kimsenin yani bozmak istemiyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok mutlu oldum. Valla bütün ya. Yani dediğim gibi ben biraz önce söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Sana böyle değmiş olma ihtimali bana başkalarına da böyle değmiştir duygusu getirdi. Çok insan... İnsan kitap yazmanın, yani demin sen başta söyledin ya, bir oyun oynuyorsun, alkış alıyorsun ve onun görüyorsun karşılığını. İşte benim de yaptığım hani diğer uğraşlarda, senaryoda vesaire de işte televizyonda karşılığı bellidir. Dergi yazarsın, bir ay içinde bir dergide çıkan bellidir, gazetede bellidir filan. Roman daha böyle demlenen, sessiz, böyle orada kimse var mı? İnsana sürekli bu soruyu sorduran bir şey. Orada kimse var mı filan. Yani o yüzden birinci baskı bittiğinde ben inanamadım yani. Aa, bitti mi filan, nasıl biter filan. Yani onlar hep iyi geliyor insana, ne yalan söyleyeyim, bir ses duymak. Ama şeyi çok önemsiyorum. Senin şu söylediğini, böyle oturup sakin sakin içinde akış ve bir yolculuk halinde bu romanın okunmasını çok isterim. Sen de öyle okumuşsun ve çok mutlu ettin söylediğin her şeyle yani.
Eğer beni sabah 7'de kaldırdıysa, yani beni, ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Benden yola çıkıp ben kastettiğimi anlıyorsun zaten. Ben o saatte yokum dünyada çünkü. Çalışıyorum diye. Ben de karanlıkla çalışıyorum. Beni kaldırdıysa emin ol herkes öyle okur. Yani herkes demek çok iddialı olur ama öyle okunursa zaten duyulabilecek bir senfoni bu. Diyorum sana, kitap değil bu. Çok sevindim Sevin. Çok çok sevindim bunları duymaya. Evet. Seninle tanıştığıma da çok sevindim. Ben de gerçekten canlı yayında tanıştık. Evet.